Herkese merhabalar arkadaşlar. Şehir kurma oyunumuzun yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben bir önceki bölümde şehrimizi oluşturduktan sonra halka açık alanlarımızı, bakkal çakkalarımızı ve fabrikalarımızı kurduktan sonra elektriklerini bağlayıp serimizi noktalamıştık arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise artık şehrimizin nüfusunu 5000 veya 2000 üstüne çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için de ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Serimiz gerçekten güzel ilerliyor. Şuradan bu arada aşağıdan isteklerinizi yazmayı kesin olarak unutmayınız arkadaşlar. Şimdi Göl Vadi olarak ismimiz devam ediyor. Ben bu şehrin ismini bu arada yakın zamanda değiştireceğim arkadaşlar. Yalnız şehrimizin biraz daha gelişmesini beklememiz lazım. Bu şehrin nasıl yıkıldığını hala yıkamadık ama bir türlü bunu yıkacağım, merak etmeyin. Bunun tesisini kapattım artık. Bu çalışmayacak. Bu şu an bitilsin. Boşaltılıyor gözüküyor gördüğünüz üzere. Boşalttıktan sonra artık bunu yıkacağız. Merak etmeyin diyorum arkadaşlar. Bir yıkıldıktan sonra şuradan şöyle bakacak olursak, ilkokul durumumuza bakacak olursak arkadaşlar. Evet, kasaba olduk. Kasaba olduktan sonra bize açılan şeyler ne? Ulaşım, 3. seviyesiz binalar, otobüs, maden sanayisi uzmanlığı. Evet, madenciliğe artık giriş yapabiliriz ve geri dönüşüm, eğlence amaçlı maden madde kullanımı gibi birçok şeyde açıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kasabamız hayırlı olsun diyorum sizlerle birlikte arkadaşlar. Şimdi okula gitmeyen uygun insan ise 8287 olurken kapasitemiz 300 olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar yavaş yavaş liseye geçiyorlar. Bizim için de lise lazım. O yüzden hemen şuraya bir tane lise kuracağım. Evet, lisemiz hayırlı olsun diyorum sizler için de. Açıklama kısmında Discord'umuza gelerek, bu arada Discord'umuzdan da arkadaşlar bizimle birlikte istediğiniz binaları falan da yazabilirsiniz. Yeni bina açılmış. Bu bina neymiş? Karakol. Yani bu karakol zaten açıkçası. Peki bu ne? Karakol 2. Bu neymiş abi? Büyük binalar moduna geçiyormuş. Tamam, şuraya bir tane karakol kuralım mı diyeceğim de. Şu an suç oranı düşük ya. Parayı boşuna harcamak istemiyorum açıkçası. Evet, şurayı hala yıkamıyorum. Burası tesis boş. Tamam, artık şehri şuraya taşıyabiliriz arkadaşlar. Bunu artık şeye çevirebiliriz. Boşaltmayı durdur. Evet, yeni çöp konteynerli şeyimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Binayı boşalttım, sonrasında taşıdık. Bina şuradaki bina upgrade aldı bu arada. Güzel. Gayet güzel. Bina seviye atladı. Arkadaşlar bu arada Age of History serilerimizde kaldığı yerden devam ediyor. O serilere de bakmadıysanız henüz bakabilirsiniz. Bu arada gerçekten güzel ilerliyor serilerde. İç savaş serileri falan hele hele çok güzel. Bakmanızı tavsiye ederim diyorum. Şimdi halka açık alanlarımız kurulurken şu an her şeyimizin eşit olduğunu görüyorsunuz. Artık bize bir tek daha yol lazım. Mesela ortadaki yolu açmaya başlayabiliriz veya da bu taraflara uzanmaya başlayabiliriz diyeceğim. Şuradan hemen yollarımızı şuradan başlatabilirim arkadaşlar. Mesela şuradan bakalım. Bu arada bizim elektrik üretimimiz ne durumda? 66 watt üretirken 45 watt da tüketiyoruz. Açıkçası artık yeni şeylere geçmemiz zamanı geldi. Bu bize ne kadar watt sağlıyor? Şuna da bir bakalım. 12.000, 20 ile 0 watt arası diyor. O yüzden bakalım, burada 18 watt üretiyor. Oha. Maşallah. Şöyle bakın, 14'e düştü mesela burada. Burada 18 olmaya devam ediyor. 45.000 paramız oldu. Şu an 118 watt üretmeye başladık arkadaşlar. Oyunumuzun hızını bir kez daha hızlandıracağım. Şehrimizin ismi ne olsun topluluk sayfasına bakabilirsiniz bu arada. Veya açıkta yorumlar kısmına istediğiniz şehir ismini yazabilirsiniz. En çok like olanı şehir ismi yapacağım. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bize ne lazım? Sağlık durumu, sağlık kapasitesini %100 tamamladığımızı görüyorsunuz. Hasta vatandaşımız bu arada yavaş yavaş açılmaya başlayabilir. O yüzden arkadaşlar bize bir sekte şey lazım. Bagovix alanı lazım. Hesoyan falan. Şöyle hemen kuralım abi. Cenaze araç yerini şöyle bakın. Nereye kuracağım biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir bakacağım. Evet, şurayı ben bir yükseltmek istiyorum açıkçası. Bu nasıl yükseltireceğiz? Şöyle page up yaparsam yükselir mi? Burayı ben bir yükseltmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Hatta oyunu başlatalım da o sırada sıkıntı yaşamayalım. Arkadaşlar burası ne olacak biliyor musunuz? Oğlum burası yükseliyor mu, artıyor mu lan? Herhalde artıyor arkadaşlar. Tamam, artıyor. Güzel. Arkadaşlar buraya ne kuracağımı biliyor musunuz? İyi bakın şimdi. Burayı bir yükselt. Bu arada serimiz hoşunuza gidiyorsa aşağıdan kesin olarak videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Evet, burayı biraz fazla yükselttik. Şurayı şöyle bir düzle. Şuradan biraz daha bas. Bas. Evet, gayet güzel. Şimdi ortası boş mu lan bunun? Evet, gayet güzel. Tamam. Arkadaşlar burası ne olacak biliyor musunuz? Cenaze. Mezarlık olacak arkadaşlar burası. Evet, şöyle sen de şuradan biraz şöyle düzle. Gayet güzel.
Şimdi insanlar görecek, ben tepede öleceğim diyecek. Herkes ölecekler zaten burada büyük ihtimal. Evet, şimdi buraya hemen bir tane yol çekiyorum. Yolumuzu şuradan çekeceğim. Evet, bu yol biraz garip oldu ama. Şuraya da bir tane çok garip bir şey oldu bu arada. Aa, bu neymiş lan? Bölgeyi boya. Fırçayla mevcut bölgenin alanı silin veya mevcut bölgeye ekleyin. Aa, buraya bölge ekleyebiliyoruz. Gayet güzel abi. Hadi ben ileriki safhalarda yapacağım onu ya. Şu an otobüs durumunu ayarlayabiliyoruz bu arada. Otobüsü ileriki safhalarda yapacağım. Onu da diyorum size kesinlik olarak. Unutmayınız arkadaşlar bunu. Şimdi ben buraya bir tane şöyle abi aç. Aç abi buraları. Daha sonra şundan. Aslında aklıma bir şey gelmedi de ya. Evet, gayet güzel. Tam istediğim şey oldu abi. Buradan yol geçiyor mu? Tamam, yolumuz da geçiyor. Daha sonrasında abi hemen şuraya yeni bina, cenaze. Al abi. Evet, dağın arkasındaki cenaze bölgesi. Bunu tabii ki de birçok kez... Ama cenaze... Oğlum burada borunun ne işi var lan? Hayır, ölü ne yapacak ki cenaze şeyine? İyi abi, peki sen bilirsin. Şuradan ben bir tek de size şey geçireyim. Al kardeşim, elektrik. Yok abi, şuradan geçirmek daha mantıklı geldi bana. Evet, elektriğini de bağladım arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyorum ve daha sonrasında ise şurayı biraz daha göçmek istiyorum açıkçası. Baksanıza burası biraz şey oldu sanki. Nasıl desem? Aslında iyi ya, boşver. Neyse, iyi. Kapat bakayım. Evet, burayı ben kendim koymak istiyorum yine aynı şekilde. Evet, soya. Mezarlığı. Tamam, güzel. Evet, cenazemiz hayırlı olsun diyorum. Paralı yolu da oluşturabiliyoruz. İnsanlar paralı yoldan geçebiliyor arkadaşlar. Onu ben gişe yapacağım, merak etmeyin. Şehre giren insanlar gişeyden geçecekler. Bana yine cebime para girecek arkadaşlar. Şehrimizin büyüklüğü için bize para lazım. Şimdi şuradan bakacak olursak bize bir tek de public library diye bir şey açmış. Yani liseyi bitiren insan kaç bu arada? Okula gitmeyen uygun. Liseye hala gitmiyorlar. Oğlum niye gitmiyoruz lan liseye? Arkadaşlar şuradan bakacağım. Bakalım başka insan. Elder Care. Ortalama sağlık. Gel bakalım şundan da kur bir tane. Elder Care'ı da kuralım ki buraya sıkıntı yaşamayalım. Daha sonrasında şuradan Shield çocuk sağlık şeyine. Kursak mı çocuk sağlık acaba? Bu bence kurmaya gerek yok ama. Şu an halka açık alan daha çok istemeye başladı halkımız. O yüzden şu artık buraya bir tek tane yol açmıştık hatırlıyorsanız. Bu yolumuzu artık bizim biraz faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar bu yoldan. O yüzden şuradan şu şekilde simetrik ilerlememiz lazım. Oğlum bunlar da yani insanlar şehrimizi beğeniyor arkadaşlar. Şehri beğeniyorlar ki şehre yerleşmek istiyorlar. Sen şuraya şuralara evler kur bakalım. Oğlum şehri bir sis bastı lan. Göremiyorum bir şey. Evet, hemen mezarlığın karşısına da ev kuralım ki adam desin. Aa, ben büyük ihtimal öleceğim kardeşim. Şehri sis bastı arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Şuradan hemen yollarımızı kuralım. Evet, burada elektrik sıkıntısı yaşayacağımı zannetmiyorum. Evet, artık atık su taksiyemiz biraz daha geç çalışmaya başladı arkadaşlar. O yüzden şuraya bir tek daha atık su tasfiyesi daha kuracağım açıkçası. Hatta buna da bir tek daha boru bağlayalım. Al kardeşim boru. Atık su tasfiyesini doldurduk mu? 65.000. Evet, doldu. Tamam, atık su tasfiyemizde artık sıkıntı yok. Yalnız şu bize bir pompa daha lazım bence. Zaten burada iki pompa varmış ama. Sen şuradan şunu bağla. Tamam arkadaşlar, her şeyimizi biliyorum. Yalnız şehrimizi ben göremiyorum. Siz tatilimizi uzatmaya karar verdik. Biz yokken biriniz çiçekleri sulayabilir mi? Anahtarlar var verandaki büyük saksının altında. Teşekkür ederim kardeşim. Evet, bakalım çöpler birlikte. Yine çöp almaya gelmeyen insanlar var. Açıkçası şuradan bir yol bağlamak bence gerçekten iyi bir seviye olabilir. Tamam. Yol ayarlayalım ki sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. La çöpler nasıl birikebilir? Çöp durumuna bakmak istiyorum. Evet, bayağı birikmiş arkadaşlar. Saha kullanımı 12 düşmüş. Al. Bir tek daha kurdum. Para bol nasıl olsun. Sezar'da para bol.
Tatil, tamam, tatilini uzatmaya karar verebilirsiniz. Şehri şu an göremiyorum. Şehri bulutlar bastı arkadaşlar. Yeterli eğitimli çalışan yok. Yalnız eğitimli çalışan yaparsak da bir ihtimal fabrikalar boş kalacak. O yüzden yani bunu yapmak istemiyorum arkadaşlar. Okuyup da ne yapacaksınız oğlum? Bizim şehirde okuyup da ne yapacaksınız ki? Ne diyor burada? Herkes günaydın. Gün doğumu ne kadar da güzel görünüyor. Dünyadaki cennet. Teşekkür ederiz şehrimizi beğendiğiniz için. Evet, mezarlık doluluk oranı şu an kaç bakalım be. Kimse ölmemiş. Niye ölmüyor lan bunlar? Şuradan açıkçası bir yol daha açacağım arkadaşlar. Oğlum şuraya doğru bir yol açalım lan. Evet, dümdüz Saliamel'e doğru giden bir yol görüyorsunuz arkadaşlar. 90 derecelik açı lazım bize. 90 derecelik açımız sağ... Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle bir... Oğlum aklıma güzel bir fikir geldi ama bunu nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Biliyor musunuz arkadaşlar? Açıkçası bir denesek mi lan? Şöyle bir kız abi. Yenilik seviyoruz. O yüzden page up yapalım biraz. Tamam, burası arkadaşlar, burası intihar etmek isteyen arkadaşlar için gerçekten güzel bir yol. Yani buradan gidip intihar etmeye gidebilirsiniz açıkçası. Burayı biz sonrasında değerlendireceğiz. Yani kayıp cüzdan bulun. Aa. Kayıp cüzdan bulun. Siyah deri sahibi mesaj atsın lütfen. Hadi arkadaşlar cıvırmayalım. Şurayı hemen bir kaldıralım. Değil mi? Ciddiyetlik lazım lan bunu. Şuraları hemen bir kaldır. Evet, şimdi kayıp cüzdanı sahibi büyük ihtimal benim ama ki büyük ihtimal halkı gezerken düşürmüş olmalıyım arkadaşlar. Şimdi bize diyorlar ki fabrika yap. Oğlum sizin ihtiyaçlarınız niye bitmiyor lan? 11 bin. Al lan fabrika. Aslında yeni bir yer mi alsak? Ha, şurayı alsak, şuraya fabrikaya doğru gitsek. Ya da abi şurayı mı alsak, fabrika yapsak? Hiçbir fikrim yok ama. Bir oyunu durdursana. Arkadaşlar şurayı bir satın alma taraftarındayım. Tamam. Hayırlı olsun arkadaşlar bizim için. Evet, şimdi yolumuz hayırlı olsun buraya. Bir tane hemen yol yapacağım. Yeterli para yok. 1460. Tamam, halledeceğiz, merak etmeyin. Belediye başkanı şehrimize... Aa, ne diyor lan bu? Belediye başkanı şehrimize verdiğiniz tüm emekler için teşekkürler başkanım. Orta boylu adam kalbimizi çaldı. Anam beni tahmin ediyorlar. Arkadaşlar büyük sıkıntı. Beni tahmin etmeleri gerçekten benim için gerçekten büyük bir sıkıntı. Binalar da upgrade alıyor buraya. Gerçekten seviniyorum ha. Upgrade... Bak. Bahar apartmanı kuruluyor buraya. Şuradan şeye, Sarıyamal'e doğru gidiyoruz. Evet, günlük haberlere bakalım be. Zeynep Pehlivanoğlu. Günlük haberler. Yerel tüccarlar iş yeri sahiplerini yerel üretim sahnesinin geliştirmesini talep ediyorlar. Para ver de geliştireyim. Abi halkımı sevdiğimden dolayı. Arkadaşlar bunu yapacağım. 29 bin para. Şuraya hemen artık büyük işlere kalkışmanın zamanı geldi diyorum. Fazla uzatmadan paramızı idareli kullanarak 18 bin paramızın kaldığını görüyorsunuz. Oyunumuzu durduracağım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Burası bizim fabrikamız. Ya burası bizim fabrika bölgemiz olacak. Diğer tarafları hiç sormayın arkadaşlar. Orayı ben halledeceğim, merak etmeyin. Şöyle bir şey kurmak istiyorum. Burası böyle fabrikaya, burası böyle fabrikaya, burası da böyle fabrikaya. Hatta burası bakkal çakkala gidebilir. Şuradan yani fabrikacılarımız da düşünüyoruz arkadaşlar. Yani üretimcileri de düşünüyoruz. Hiçbir şekilde sıkıntınız olmasın. 180 derece. Tamam, 180 derece işimizi görebilir. Daha sonrasında diğer taraflardaki yolları düşünmeye hiç gerek yok. Zaten adam gelecek buradan böyle girecek gidecek abi. Böyle fazla bir şey düşünmeye gerek yok açıkçası. Böyle gidecek dönecek. Peki. Şimdi hemen şuraya bir tane fabrika çekelim. Al lan fabrika. Her yerde fabrika. İşte görüyor musunuz? Fabrikalarımızı bile düzenli yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya da bakkal çakkal falan kuralım. Bakkallarımızı kuralım arkadaşlar. Evet, oyunumuzu başlatabilirim. Şimdi buraya bir tane boru çekmemiz gerekiyor. Al kardeşim, sana boru. Bakın hemen suyla doldu zaten.
Evet, pek de fazla sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası. Tamam, elektrik sıkıntılarını hemen hallederim. Ah kardeşim, elektriğim de hazır. Evet, elektriklerini de dağıttım. Şu an fabrika ihtiyaçlarını bir nebze de kısmış olsak da arkadaşlar hala sıkıntılarımız devam ediyor. Buradaki fabrika oranını biraz daha artmamız gerekiyor açıkçası. O yüzden şuraya biraz daha büyütmeye çabasındayım açıkçası. Siz istediniz, biz yaptık kardeşim. Raccoon City gelişecek. Yani. Tamam. Burası fabrika. Fabrikalarımız hayırlı oğlu olsun. Burası full fabrika olacak bu arada. Hiç yani arkadaşlar halka açık alan falan eklemeyeceğim buraya. Haberiniz olsun. Evet. Sen şuraya şöyle geç bakayım. Yani. Sen şöyle birleş bakayım. Oradaki binayı görmezlikten geleceğim maalesef. Burası zaten her şey bitişik olsa da bir şey fark etmez. Zaten ağaçları bitirecekler arkadaşlar büyük ihtimal. Ağaç falan bırakmayacaklar bunlar. Ben bunları biliyorum. Bunları bildiğimizden dolayı şuraya hemen... Tamam. Hayırlı olsun. Alın size fabrika. Şimdi de... Evet oğlum bayağı iyi oldu lan burası. Ne diyor, yeterli işçi yok. La ben ne yapayım işçiyi bulamıyorsanız. Paketler direkt kapımız önünde. Tamam, paketleri. Cık, evi terk ediyorlar ya. Hangi ev lan bu? Artık böyle bir ev yok. Bu da böyle bir ev yok. Yani bir daha terk ettiğinizi göreyim, bu sefer sizin içinizden geçeceğim, haberiniz olsun. Şurayı şöyle bir 90 derecelik açı, 180 derecelik açıyla şöyle birleştir bakayım. Çok iyi oldu lan. Aralardan ağaçlar geçireceğim. Hatta var ya, burası şey olsun. Trafik sıkışıklığını çözmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden burayı hemen şöyle bir ayarlamak istiyorum. Evleri yok etmeyelim ya, ya da yok edelim. Ne olacak sanki, yenisini yaparlar. bunu duymadınız arkadaşlar. Evet, yanlış bir şey kurduk. Sen buraya, sen buraya, sen şu, oğlum bu çok güzel şeyler kuruyoruz lan. Evet arkadaşlar, buraları hemen kuracağım. Bu arada bu serimiz kısa olacak, bilginiz olsun. Yani haberiniz olsun diyor söylüyorum arkadaşlar. Şuralardan hemen evlerimizi çekeceğim. Şurayı şöyle birleştir. Ve daha sonrasında ise buraya elektrik, su borusu falan gelmiyor fark ettiyseniz. Hemen su borularını bir çekelim şunların. Şuradan çekmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şurayı da şöyle birleştir. Şurayı da şöyle birleştir. Oğlum harika oynadık lan. 3375 insan nüfusumuz var arkadaşlar. Şu pardon, çok pardon. Şu an bakkal ihtiyaçlarımız artmaya başladı. Hani elimden gelince şehirle uğraşıyorum ama şehir diyor ki yani olmaz kardeşim. Olmaz, yapamaz diyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. İmkanınıza çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şehrimiz gümbür gümbür devam ediyor. Yakın zamanda yeniden bölümlerini atmaya çalışacağım. Ben bilginiz olsun, ya 2 günde bir ya da sürekli atmaya çalışacağım arkadaşlar. Hani Age of History serilerine daha ağırlık verdiğimizden dolayı 2 günde bir de gelme ihtimali fazla, haberiniz olsun diyorum. Şimdi bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize... Bu ne lan? Hiç yok. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.